Değerli basın mensupları, muhterem dava arkadaşlarım, bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız. 2 Ağustos 2021 basın açıklamasına hoş geldiniz. Basın toplantımıza gösterdiğiniz ilgi ve alaka için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle son birkaç haftadır sel, heyelan, deprem ve yangın gibi afetler nedeniyle zor günler yaşayan, bu olumsuzluklardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım yaşananlar hepimize, özellikle de iş başında bulunma sorumluluğunu taşıması gerekenlere ders olur. Cenab-ı Allah beterinden korusun diyor, gerekli tedbirlerin bir an evvel alınacağını umut ediyoruz. Önemli konu, Türkiye 6 milyarla hizmetten alıkonulacak bir ülke değil. Bu paralar bulunur. Ekonomi için 3 şey çok önemli. 1- Yolsuzluk ortadan kalkacak. 2- İsraf, milyarlarca dolarlık israf var. Şimdi Kıbrıs'a külliye sözü verildi. Kime fayda sağlıyor bu? 1- de rüşvet. Bu 3 unsur ortadan kalkacak. Türkiye bu 3 kademede dönen para benim kanaatim 200 milyarın altında değil, bir günde 700 milyon liraya tekabül eder. İBAN numarası aciliyetin ifadesidir. Vatandaş devletten yardım istiyor, geçinemiyorum diyor. Şimdi deniyor ki İBAN numarası verelim, bize yardım edin. Bizim milletimiz hakikaten cömerttir ama el insaf. Devletin çıkıp da yardıma muhtacız, şu yangınları söndürelim diyorsa o muktedir değildir. Bu de mümkün değil. Ellerindeki imkanları doğru yerde kullanmıyor. Şu anda Türkiye'nin yeni yola ihtiyacı var mı? Yeni yollar için temeller atılıyor. İstanbul kanalına milyarları tahsis etmekte tereddüt etmeyeceksin ama yangın için IBAN numarası vereceksin. Bu aziyetin ifadesidir. Şu anda Türkiye bu yangın söndürme uçağını yapma kapasitesine sahip. Pilotsuz uçaklar imal edebiliyoruz. Bütün mesele niyete geliyor. Siz onu yaparken, bunu yaparken ne kadar pay alırım diye düşünürseniz o zaman 4-5 milyon da yetmeyebilir. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil eden farklı branşlarda elde ettikleri galibiyetler ve aldıkları madalyalarla göğsümüzü kapatan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. 8 Ağustos'a kadar devam edecek müsabakalarda ülkemizin büyük başarılar elde edeceğini ümit ediyor, sporcularımıza başarılar diliyoruz.